Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Lozan Konferansı'na Ankara Hükümeti ile birlikte İstanbul Hükümeti'nin de davet edilmesi üzerine TBMM 1 Kasım 1922'de yaptığı toplantıda saltanata resmen son vermiştir. Bakalım öncülerimiz arkadaşlar. Dış politikada oluşabilecek olumsuzlukların engellenmek istendiği. Tabii ki gördüğünüz gibi hem TBMM'yi hem İstanbul Hükümeti'ni davet ettikleri için iki başlık söz konusu olabilir bu da dış politikada elbette olumsuz sonuçlara yol açacaktır arkadaşlar. Doğru. Ulusal egemenliğin önündeki önemli bir engelin ortadan kaldırıldığı tabii ki doğru. Çünkü saltanatta biz ulusal egemenlikten bahsedemeyiz. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte ulusal egemenliğin önü elbette açılır saltanatın kaldırılmasının evrensel sonuçlara yol açtığı. Arkadaşlar burada saltanat kaldırıldıktan sonra olan durumlarla alakalı herhangi bir bilgi bize verilmemiş. Bu yüzden üçüncü öncülü kabul edemeyiz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. TBMM'nin böyle bir istekte bulunmasında nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Lozan Barış Anlaşması'nda TBMM temsilcileri Fener Rum Patrikhanesi'nin yurt dışına çıkarılmasını istemiştir. Arkadaşlar Fener Rum Patrikhanesi Hristiyanlar için önemli bir merkez kurum değil mi? Şimdi iç işlerine karışılmasını engellemek tabii ki bir sebeptir arkadaşlar. Çünkü böyle bir kurumun varlığıyla birlikte iç işlerimize karışmaya çalışacaklardır. Ülke içinde devlet otoritesini güçlü tutmak da etkili olur. Zaten iç işlerimize karışmaları ile birlikte bizim otoritemiz de sarsılacaktır arkadaşlar. Bunlar engellenmek istenir. Hristiyan birliğini parçalamak tabii ki söz konusu değildir. Hristiyan birliğini neden parçalamak istesinler? Böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre Lozan Anlaşması'nda yer alan kararlarından hangilerinin Türk devletinin tam bağımsızlık amacına uygunluk gösterdiği savunulamaz? 20 Kasım 1922'de toplanan Lozan Barış Konferansı'nın ilk gününde söz alan İsmet Paşa, misak-ı milli kararlarından taviz verilmeyeceğini, Türkiye'nin tam bağımsızlığını sağlamakta kararlı olduğunu vurgulamıştır. Bakalım öncüllerimize. Boğazlar Komisyonu'nun kurulması. Arkadaşlar, Boğazlar Komisyonu'nun kurulması demek, Boğazlar konusunda sadece yeni kurulacak olan Türk devleti etkili değil, diğer devletler de etkili demek. Eğer biz etkili olamayacaksak Boğazlar konusunda. Bu bizim bağımsızlığımıza ters bir durum olmaz mı? Tabii ki olur arkadaşlar. Kapitülasyonların kaldırılması tam bağımsızlığımıza uygundur arkadaşlar. Tabii ki kaldırılmalıdır. Duyun umumiyenin kaldırılması da aynı şekilde genel borçlar idaresidir. E, mallarımıza gelen gelirlerimize el koyulan bir kurumun kaldırılması bizim tam bağımsızlığımıza katkı sağlar. Bu yüzden uygunluk gösterdiği savunulamaz dediğinden dolayı doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Milli mücadelenin kazanılması üzerine imzalanan Lozan Barış Anlaşması ile TBMM'ye imzalatılmak istenen Sevr Barış Anlaşması arasında aşağıdaki konuların hangisinde belirgin farklılıklar olduğu söylenemez. Şimdi arkadaşlar tek tek şıklarımıza bakalım ve açıklayalım. Kapitülasyonlar konusunda Sevr Anlaşması'nda şu vardı. İtilaf devletleri kapitülasyonlardan faydalanabilecekti. Ancak Lozan Anlaşması'na geldiğimiz zaman kapitülasyonlar kaldırıldı. Demek ki belirgin bir fark var arkadaşlar. Musul konusu çözülemeyen bir konu zaten. Bu yüzden Lozan ve Sevr arasında pek bir fark yok. Diğer şıkları da açıklayalım yine de. Azınlıklar konusunda Sevr anlaşmasına göre azınlıklara geniş ayrıcalıklar verilecekti. Ancak Lozan Barış Anlaşması'na geldiğimizde azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilecek. Yani Türkiye'de yaşayan bir vatandaş neyle yükümlüyse azınlıklar da onunla yükümlü olacaktı. Yani bu da belirgin bir farktır arkadaşlar. Boğazlar konusuna geldiğimizde ise Sevr Anlaşması'na göre Boğazlar e, Türk Delegesi'nin yer almadığı bir uluslararası komisyona bırakılacak. Ancak Lozan Anlaşması'na geldiğimizde ise e, Boğazlar konusunda şöyle bir durum söz konusu olacak. Artık uluslararası bir komisyon hala devam ediyor fakat Türkler tarafından bu komisyon yönetilecek arkadaşlar. O yüzden arada belirgin bir fark var diyebiliriz. Ermeni yurdu konusunda ise Sevr Anlaşması'na tabii ki bir Ermeni devletinin kurulmasını isteyecekler. Ancak Lozan Barış Anlaşması'nda böyle bir devletin varlığı hiçbir şekilde kabul edilmeyecek. Bu da tabii ki belirgin bir farktır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde Lozan'dan sonra çözüme kavuşturulan sorunlar doğru olarak verilmiştir? Lozan Barış Anlaşması yeni Türk devletinin uluslararası alanda resmen tanınmasını sağlamıştır. Bununla birlikte ele alınan sorunlar arasında Türkiye aleyhine çözümlenen ya da çözümü sonraya bırakılan konularda bulunmaktadır. Arkadaşlar Lozan'da özellikle çözümlenemeyen bir konu Musul sorunudur. O yüzden Musul sorunu kesinlikle ele almamız gerekiyor zaten. Aynı zamanda D şıkkında bize nüfus mübadelesi verilmiş. Nüfus mübadelesi Yunanistan'la sonradan çözümlenen bir konumuz olacaktır arkadaşlar. Bu da doğru. Yabancı okullardan da bahsedebiliriz örneğin. Burada da Fransa ile problem yaşayacağız ama bunu da çözümleyeceğiz sonradan. bir tek arkadaşlar Hatay meselesi var burada bahsedilmemiş, verilmemiş. Aslında bizim için doğru cevap tabii ki D şıkkı olacak. Çünkü nüfus mübadelesi Musul asıl sonradan çözüme kavuşturulabilecek. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Lozan Barış Anlaşması'nın hükümlerinden hangileri bu hedefe tam olarak ulaşıldığının kanıtıdır? 17 Şubat 1923'te toplanan 1. İzmir İktisat Kongresi'nde Anadolu'nun batılı devletlerin ham madde kaynağı ve pazar alanı olmaktan kurtarılması amacıyla ekonominin her alanında tam bağımsızlığın sağlanması ve korunması ilkesi benimsendi. Peki arkadaşlar bakalım. Kapitülasyonların kaldırılması tabii ki olur. Bize zaten ekonomiyle alakalı konular lazım şu anda. Kapitülasyonlar kaldırıldığı zaman biz ekonomik olarak bağımsızlığımıza kavuşmuş oluruz oluruz. Duyunu umumiyenin kaldırılması da aynı şekilde. Çünkü duyunu umumiye biliyorsunuz ki genel borçlar idaresiydi. Elimize geçen her para direkt olarak yabancı ülkelerin kaynaklarına gitmekteydi. Bu da tabii ki bizi ekonomik olarak bağımsız değil, bağımlı bir hale getirmişti. Duyunu umumiyenin kaldırılmasıyla birlikte de elbette ekonominin her alanında bağımsızlık konusunda e, bize katkı sağlayacak bir durumdur. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılmasının ekonomiyle pek bir alakası yoktur arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacaktır. Lozan Barış Anlaşması'nın yukarıdaki maddelerinden hangileri iç iş işlerimize karışılmasını önleyici nitelik taşımaktadır? Bakalım birinci öncülümüze. Ülkede yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edilecektir. Arkadaşlar tabii ki olur. Neden? Çünkü bu insanları Türk vatandaşı olarak kabul etmediğimiz zaman Avrupa ülkeleri e, burada yaşayan insanlar bizim vatandaşımızdır diyerek bizim iç iş işlerimize karışmaya başlıyorlar. Yabancı okullar Türk kanunlarına göre eğitim öğretim yapacaktır. Tabii ki bu doğrudur arkadaşlar. E, Gayrimüslimlerle aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Buradaki okullar elbette Türk kanunlarına göre eğitim öğretim yapmalıdır ki diğer devletler eğitim öğretimlerine karışamasınlar. Boğazlar başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Yani arkadaşlar şimdi uluslararası bir komisyonun varlığı her türlü bizim iç işlerimize karışacak olmalarının göstergesidir. Evet başkanı Türk olabilir ama sonuçta boğazlar konusunda onların hala söz hakkı var. Bu yüzden üçüncü öncülü alamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olacaktır. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda Atatürk'e ait sözler ve bu sözlere dayanılarak ulaşılabilecek Atatürk ilkeleri eşleştirilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Devletçilik demiş. Devletçilik olabilmesi için daha çok ekonomiden bahsetmemiz gerekir arkadaşlar. Burada bahsedilen söz cumhuriyetçilikle ilişkilendirilebilir aslında. Çünkü hür olmaktan bahsediliyor. O yüzden aşk Olmaz. Yine de diğer şıklarımıza da bakalım. Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Zaten yeni bir inkılaptır bu arkadaşlar doğru. Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak TBMM'nindir. Elbette cumhuriyetçilikle eşleştirilebilir. Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Tabii ki milliyetçilik arkadaşlar çünkü Türklükten ve bizim geçmişimizden bahsediliyor. Doğru. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteriniz elbette laiklik ilkesiyle eşleştirilebilir. Bu sebeplerle doğru cevabımız şıkkı olacaktır. Özellikle Balkan savaşları sırasında yaşanan karışıklıklar ve başarısızlıklar sonrası ordunun siyasetten ayrılması gerektiğine olan inancı daha da artan Mustafa Kemal aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile bu düşüncesini gerçekleştirme fırsatı bulmuştur? Bakalım tek tek şıklarımıza. Şeriye ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Arkadaşlar şeriye ve evkaf vekaleti kaldırılarak şeriyeden ortaya çıkan şey Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Ev hafta Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Yani bunun e, orduyla bir alakası yoktur. Levhede tedrisat kanununun çıkarılmasıyla birlikte eğitimde birlik sağlanmıştır arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılması zaten biliyorsunuz ki halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte egemenliğin artırılması sağlanıyor. Yine bunun orduyla bir alakası yoktur. Kabotaj kanununun çıkarılması ise gemilerimizi işletme hakkımızdır. Denizcilikle de alakalıdır. Yine orduyla bir ilgisi yoktur. Erkanı harbiye vekaletinin kaldırılması bizim doğru cevabımız olacaktır. Zaten harp savaş demek. Buradan da aklınızda tutabilirsiniz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi? Halifeliğin kaldırılma nedenleri arasında gösterilemez. Rejim karşıtlarının halifelik makamını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istemeleri tabii ki bir nedendir arkadaşlar. Halifelik makamının ulusal egemenlik kavramı ile bağdaşmaması evet bu da önemli bir nedendir. Bazı mebusların TBMM halifenindir, halife de TBMM'nindir inancında olması. Arkadaşlar bu da TBMM'yi e, geri plana düşürecek bir sebeptir. Elbette bu da doğru. Nasturi ve Mutki isyanlarının devleti zor durumda bırakması. Arkadaşlar Nasturi isyanı e, Süryanler tarafından çıkarılmıştır zaten. Mutki isyanı ise halifeli kaldırıldıktan sonra yani bin 1928 yılında çıkarılan bir isyan. Yani halifelikle pek bir alakası yoktur bu isyanların. Hintli Müslüman liderler A. Han ile Emir Ali'nin İsmet İnönü'ye gönderdikleri mektubun basına yansıması. Arkadaşlar Müslüman liderler de tabi ki halifeliği ön plana çıkarmaktaydı. Bu sebeple de bu da etkili olmuştur. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan devlet rejimi ve devlet başkanlığı sorunları aşağıdaki inkılaplardan hangisiyle çözüme kavuşturulmuştur? Arkadaşlar tabii ki cumhuriyetin ilanı ile birlikte çözüme kavuşturulacak. Devletin rejimi cumhuriyet olacak ve cumhuriyetin ilanı ile birlikte de devlet başkanı seçilecek. Bu yüzden tabii ki doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılması ile aynı gün yapılan değişiklikler arasında yer almaz? 3 Mart 1924 tarihini ele alacağız arkadaşlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurulması doğru çünkü Şeriye ve Evkaf Vekaleti kapatılıyor. Evkaf Vekaleti'nin yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor arkadaşlar. Bu yüzden A ve B seçenekleri doğru. Tevhid-i Tedrisat Kanunu da 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilmiştir. Marif Teşkilatı hakkında kanun ise 1926 yılında çıkarılacak arkadaşlar. Erkan-ı Harbiye Reisliği'nin kapatılması da yine halifelikle aynı tarihte olmuştur. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Atatürkçü düşünce sisteminin aşağıdaki özelliklerden hangisine uygunluk gösterdiği söylenemez? Bireysel hak ve özgürlüklere tabii ki uygundur arkadaşlar. Çağdaş uygarlık düzeyine uygundur. Geleneksel düşünce kalıplarına uygun değildir. Zaten çağdaşlıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Türk kültürüne elbette uygundur. Evrensel değerlere de uygundur. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.